Merhabalar, YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Pazartesinden itibaren daha farklı bir düzenekte olacağız dedik ama şu anda da en çok merak edilen şeylerden bir tanesi Ethereum'un merge güncellemesi ve oralarda neler olabileceğine dair, bizi nelerin beklediğine dair haber akışları. Birazcık da haftanın geneline bakacağız. Önemli bir haftaya doğru ilerliyoruz. Hem bizden önemli haberler gelecek, hem Amerika'nın enflasyon rakamları gelecek, hem de akabininde 15 Eylül'de bir merge güncellemesi var. Öbür haftaya baktığımızda da artık resmen Fed'in toplantısının 21-22 Eylül'deki toplantısına doğru gidiyoruz. Bunların hepsi cepte ve çok önemli bir haftaya girdiğimiz görülüyor. O nedenle bugünkü kapanış, pazar gecesi kapanış ve pazartesi açılış önemli. Kripto için geneline baktığımız zaman kriptoda şu anda 21.600'lü seviyeleri de, bu telefon da niye kayıyorsa şunu bir sabitleyelim şöyle. 21.600'lü seviyelere doğru gelindi. Biliyorsunuz 20.800'lerin altına indiğinde 20.180'lerden dönüş gerçekleşebilir denildi. Ethereum'a baktığınızda merge güncellemesine doğru gidildiği için önemli. Orada 1.755 ile 1.765 arasında dar bir banda geldi. Genelde bunlar Ethereum'da lokal tepeler olarak görülür ve o lokal tepelerde uzun süre bekletirler ki işte bir gün, 4 saat, 8 saat, 12 saat bekletirler ki İnsanlar ha bu artık buradan herhalde düşmeyecek denilir. Kapanışa doğru düşer ve bana göre şu anda değil ama 1685'li seviyeler, 1675 en yüksek olaraktan da 1705'li seviyeler Ethereum'da tekrar oyuna dahil olmak için mantıklı. Keza 1815'te önemli bir direnç noktası var. 1815'i atlattığındaki atlatma ihtimali yüksek. 2030'a doğru giden bir Ethereum'la merge güncellemesine doğru geçeceğiz. Peki uzun süredir beklenen bu Ethereum merge güncellemesi nihayet gerçekleşiyor. Eğer bir aksama olmazsa 15 Eylül olarak deklare edildi. Peki neler olacak? Proof of work, yani ne kadar çok işlem açtığınızda proof of stake, elinizde ne kadar çok tuttuğunuza dair bir yeni bir Ethereum kısmına gidildi. Burada önemli birkaç tane yer var. Çünkü insanlar şunu soruyorlardı, işte stake ettiğim Ethereum'ları alabilecek miyim? Bunun cevabı maalesef hayır. Bu yeni bir güncellemeyle o kapının aralanması gerekiyor Ethereum merge'den sonrasında. Ethereum 2.0 geçişinin en önemli aşamalarından bir tanesi olan merge'deyiz. Ve bunun öncesinde de biliyorsunuz ki Beacon Chain, yani ana ağ olan işaret zinciriyle birleşmesi bekleniyor. Peki işte dediğim gibi 15 Eylül'de oldu. Biraz daha teknik verilere bakarsak peki nasıl bir süreç bizi bekledi? Merge güncellemesi 15 Eylül 2022'de olacak. Ethereum Merge'de her şeyin beklendiği gibi çalıştığından emin olmak için de birkaç tane test alanında denemeler yapıldı ve denemeler yapılmaya devam edecek. Bunların en analarından bir tanesi 8 Haziran'da geliştiricilerin en ünlü test ağı olan Robsten test ağından Merge tamamladı. Ardından bu iş 6 Temmuz'da Sepolia testi olan büyük bir aksaklık olmadan yine orada girdi. Ve son olarak da 11 Ağustos'ta Georli birleşmesi, tam okunduğu gibi okuyalım, birleşmesiyle %11 oranında Ethereum'un değerlendiğini gördük. Bu güncellemeler neden önemli? Bu güncellemelerin neden yerinde devam etmesi önemli? Çünkü eğer merge güncellemesi iyi giderse 2500-2030 da aşacağı için 2500-2450'li en üst seviyelere kadar gidebilir. Bu da bizim şu anda elinizde Ethereum tutuyorsanız çok ciddi bir artış anlamına gelir. Yani 1600 dolarlık bir Ethereum'un 2500 dolara geliyor olması sizin neredeyse %50 daha fazla ana paranızı arttırmanız anlamına gelir. O yüzden bunlar önemli. İşaret, peki burada bir de önemli olan şeyler var. İşte bazı borsalar alım satımları durdurdular. Çünkü insanlar orada işte voley vurmasın, bir şey yapmasın diye. Bazılarında merak ettiklerinden biri kesintiye uğramayacağı. Ethereum Merge'de ağ kesintisi gerçekleşmeyecek. Çünkü yeni bir bloğu doğrulamak için olan sadece yöntem değişiyor diyelim. Ethereum kullanıcılarının özel bir şey yapmasına gerek var mı? Hayır, yok. Çünkü herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Ethereum'un tüm geçmişi bozulmadan cüzdanlarınızda elinizdeki varlıklar aynı şekilde kalacak. Kendi düğümünü çalıştıran Ethereum staker'ları için, Ethereum tutucuları için belli adımlar var. Onlara bakalım eğer aranızda onlardan varsa. Birleşme tamamlanmadan önce yürütme verilerinin artık elde edilmemesi için bir konsensus katmanı
çalıştırmanız gerekiyor. Güvenli iki yönlü iletişimi etkileştirmeniz gerekiyor. Çünkü bu dönem çok fazla hacklere açık hale geliyor. Kazanılan işlem ücreti başlarını almak için de bir alıcı adres belirlemeniz gerekiyor. Doğrulayıcı olmayan düğümler için gerekli olanlar da buralar birazcık teknik, hiç gerek yok. Ethereum geliştiricilerin atması gereken şeylerde, atması gereken adımlarda spesifik bir şey olmamakla beraber merge Ethereum'daki blok sayısını, blok zamanlamasını, işlem kodu değişikliklerini değiştireceği için zincir üzerinde rastgele belirsizlikten dolayı kaynaklanacak sıkıntılara karşı kendinizi korumanız öneriliyor. Şöyle. Merge sayesinde çok fazla insan ölçeklenebilirlik problemini, Ethereum'un biliyorsunuz ölçeklenebilirlik problemi, A noktasından B noktasına çok fazla para verip ancak öyle bir Ethereum'u hareket ettirme, gas fee deniyor buna. Ethereum merge ile beraber gas fee düşecek mi? Hayır, düşmeyecek. İşlem hızını etkileyecek mi? İki açıdan bazı küçük değişiklikler yapılacak bununla ilgili. Bloğa dahil olma ve sonuçlandırma zamanı. Bu bizim gibi alıcıları pek fazla etkilemiyor. Problem değil. Peki dediğim gibi merge gerçekleşince stake ettiğim Ethereum'larımı çekebilir miyim? Yani paraya çevirebilir miyim? En önemli sorulardan bir tanesi. Kullanıcılar merge öncesinde Beacon Chain ile birleştiriyorlar. İşaret zinciri ile birleştiriyorlar. Merge güncellemesi düzenliyor. Ardından da en son raddeye gelinmesi için Shanghai yükseltmesine ihtiyaç var. Bugünkü merge güncellemesi hard fork. Yani aslında bir nevi yüzü değişecek, çehresi değişecek Ethereum'un ama alt kademelerde yani bizim gibi yatırımcı etkilememekle beraber stake edenleri, işte üreticilerini ciddi anlamda etkileyecek. Peki diyorum ki Ethereum stake etme işlemine katılabiliyorsunuz ama merge güncellemesi olduktan sonra Shanghai yükseltmesine kadar çekemeyeceksiniz. O nedenle eğer ki böyle bir tedirginiz varsa nakite geçmek daha mantıklı olacaktır diyebiliriz. Peki bugün genel olarak neler gerçekleşti diye bakarsak. Dünden bu yana şunu kafamıza sokmak zorundayız. Eğer Bitcoin yürümüyorsa, Ethereum ne kadar yürürse yürüsün, kafasına çok sert bir darbe alma ihtimali yüksek. O nedenle bugün Bitcoin'in Ethereum'un önüne geçmesi ve onu taşıyor olması güzel bir gelişme. Bu demek olur ki markette ilerleme olacak. Çünkü Ethereum kendi başına bir altcoin olarak hareket edemez. Bugün baktığınızda Bitcoin'in hareketliliği pozitif. 21.800'e kadar geldi, sonra 21.300'e geldi ama bana göre 20.000 doların altında bir düzeltmeye ihtiyacı var. Gerçekten sıkışık bir bağda. O nedenle ben diyorum 1685'e 1645 aralığında en düşük ama 1645'e gelmeyebilebilir. 1815 ve 2030'a gitmeden. O yüzden kaçırmamak için bunlara dikkatli olmak gerekiyor. Dediğim gibi aynı zamanda bugün biliyorsunuz ki kraliçe öldü. Bunlar bir tarafa, aslında pozitif bir yerdeyiz. Pozitif bir hareketlilikteyiz. Okey, bu aklımızda bulunsun. Bir düzeltme olacak. Ufak bir düzeltme olacak. Bugün de şu anda girseniz yine o düzeltme geldiğinde biraz paranızdan gider ama yine de kötü seviyeler değil. Ama risk alabilecekseniz kötü seviyeler değil. Eğer beste ben en düşükten girmek istiyorum derseniz 1685 ve 6 giriş için iyi seviyeler. Ben 1700'ü seviyelerde de girebilirim diyelim. Diğer taraftan 1815 önemli bir dirençle karşılaşacak ve 2030 ardından. Eğer merge iyi giderse 2400'ü seviyelere gidebilir. Eğer merge sonrası 1440 doların altına bir gevşeme olursa, ki olma ihtimali olduğunu lütfen aklımızda bulunduralım, 1075 dolara kadar inebilir. Şu anda nakite çıksanız 1075 dolardan aldığınızda neredeyse 2 kat fazla Ethereum almış oluyorsunuz. Peki şimdi AVAX'la ilgili önemli bir rapor yayımlandı. Bu önemli çünkü AVAX'ın birinci katmanında çok ciddi sıkıntılar olabileceğini ve AVAX'ı orada bekleyenlerin çok ciddi problemlerle karşılaşabileceğinin altı çizildi. Bu ne demek oluyor? Burası önemli. AVAX'la ilgili biliyorsunuz AVAX Solana çok fazla darbe yedi. Solana çok fazla hacklendi, çalındı, dolandırılmaya maruz kaldı. Ayı sezonunda 2020'de çıkan yeni projeler ve çok fazla para kazanan projeleri batırma senesi olarak görebiliriz. Burası önemliydi. AVAX'la ilgili dikkatli olmak gerekiyor. AVAX'tan şimdi açıklama bekleniyor. Bunların haricinde özellikle Avrupa'nın
Avrupa'nın bir resesyona girdiğini biliyoruz. İngiltere'de gerek kraliçenin ölümü, gerek yeni başbakanla beraber yepyeni bir sürece girildiğini görüyoruz. Ve bununla beraber İngiltere'nin ekonomi sekreteri dedi ki biz crypto friendly bir ülke haline geleceğiz. Çünkü bugün verilere baktığınız zaman, crypto fund'ın verilerine baktığınız zaman Asya'dan sonra Avrupa en fazla kripto ile ilgilenen ve ardından Amerika geliyor. Yine de Amerika bir şekilde regülasyonlarla, korkutmayla, Fed'le, Met'le bilmem ne işte durma noktasına geliyoruz da korkutmayı başarsa da Avrupa'nın kriptoya yatkınlığı %43, Amerika'nın yatkınlığı %27. Ve bugün Avrupa eğer ki Brexit sonrası veya Avrupa bir resesyona girerse ve özellikle bir enerji sıkıntısına girdiğinde bu insanlara bir alternatif gerekiyor. Ve Avrupa'nın hala önemli isimlerinden biri olan İngiltere'nin böyle bir yaklaşımı yeni dönemde pro kripto olacağını gösteriyor. Bu arada şunu da çizeyim. 8 Kasım'daki seçimlere kadar Biden kripto ile ilgili çok ters bir şey yapmaz diye düşünüyorum. Şu anda bütün odak enflasyona yönelinde. Eğer enflasyon bu hafta iyi gelirse, düşük gelirse, 7,9'dan düşük gelir, 7,1 bilmem ne falan gelirse zaten o zaman değmeyin keyfine, riskli varlıklar için güzel bir satma dönemi gelecek. Aklımda olan dediğim gibi İngiltere'nin bu adımı önemli. O zaman İngiltere'de destekleyici regülasyonlar çıkabilir. Stabil coinlerle ilgili şu anda piyasada bir hareketlilik var. Güzel bir süreçteyiz. 22 binli seviyeler, yüksek seviyeler 22.700'lü seviyelere değdikten sonra bir 20.000'li seviyelerde düzeltme yaşanabilir. Bunların hepsi bu zamanlarda olacak. Diğer taraftan Bitcoin'in bu güzel hareketliliğinde dün NEO'dan bahsetmiştim. Bugün Atom'dan bahsedeceğim. Atom'da güzel bir dönemeçten geçiliyor. Atom'la ilgili önemli açıklamalar da gelecek. Ve diğer taraftan da bir şey daha vardı aklımda. Unuttum. Onu nasılsa yayının ilerisine doğru hatırlayacağım diyebilirim. Bunların hepsine de dikkat ettim. Ve şimdi de altın genelinde 1800 seviyelere çıkmak istiyordu bir dönem. Ama ardından işte gerek Luna ile ilgili, özür dilerim, Luna'yı söylemek zorundayım. %240 oranında bir artış gerçekleşti. %240 oranındaki artış tehlikeli. Orası lokal bir tepe olabilir. 6 doların altında 5.50-5.40'lı seviyeler, yüksek giriş seviyeleri olmakla beraber bir anda sıkıntı yaşanabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Altında 1800 seviyelere doğru gidiyordu. 1715 seviyelerde yine enflasyona kesinlikle kafasını döndürdü. Kafasını döndürmesinin önemli nedenlerinden bir tanesi Fed'in toplantısına doğru gidiyor olmamız. Bizim Merkez Bankası toplantımızda faizlerin indirileceğine dair inanışım çok fazla. Çünkü bankacılık sektöründe rekorlar var ve hareketlilik var. Genelde bankacılık sektöründe bu kadar iyi veriler geldiğinde bizim bankalarımız çok kuvvetli. Kredi verelim, hadi kredi verelim size diye insanları borçlandırma dönemine gelinir. Benzin, Brent petrol 88 dolara indi. Orada en düşük düşebileceği yer 84 dolar. Ama bizde şöyle bir sıkıntı var ki dolar özellikle arttığı için sizin benzindeki düşüş herhangi bir şekilde enerji maliyetlerinize veya aylık harcamalarınıza yansımıyor. O yüzden aynı zamanda Almanya'da biliyorsunuz Almanya'da talimat aldı bu benzinle ilgili ve enerji açığıyla ilgili. 18 dereceye kadar evlerde lütfen bir şey yakmayın denildi. Almanya savaş görmüş bir ülke. O nedenle hiç sıkıntı yaşamaz. Çok rahatlıkla 18-19 derecelerde kabanıyla oturur. Fransa burada önemli. Yunanistan'a destek sürüyor. Avrupa Merkez Bankası'nın jumbo faiz artışı etkili olacak. Jumbo faiz artışı etkili olduğu ve 75 baz puanlık öbür Ekim'de de artış bekleniyor. Çünkü Avrupa Amerika'ya oranla birazcık daha etkili. Bu arada aşağıdan saygılı olun bilmem falan filan. İnanın hiç önemli değil. Aşağıdan istedikleri yorumları yazsınlar. Ben artık oraya bakmıyorum bile. Ve bu yeni dönemde de yorumlar açık olsun, kapalı olsun. Bizi lütfen hiç etkilemesin. Gerçekten çok çerçöp insan var. Hiç bunları açıklamaya gerek yok. Boş verin, saygılı olun, molun falan demeyin. Boş verin. Siz bilgiye odaklanın. Biz bilgiyle birbirimizi destekleyelim. Ondan sonra bırakalım gitsin. Benim için gerçekten kar etmek, şuradaki 3-5 tane paçavraya cevap vermekten daha önemli. Ve benim artık hedefim hem elimdeki parayı hareketlenmek hem de sizin elinizdeki parayı arttırmak, değerlendirmek. O nedenle hiç önemli değil. Lütfen hiç korumaya morumaya çalışmayın. Çünkü bunlar aptal,
kesinlikle aptal. Siz ne derseniz deyin, kendilerini daha değerli hale getiriyorlar. Yani aşağıdan böyle bir tamam teyze falan, çok teşekkür ediyoruz canım benim, sen teyzelerine kurban ol diyoruz, geçiyoruz. Hiç önemli değil. Artık ne bloklamak ne bilmem ne, hiç önemli değil. Biz işimize bakalım, biz verilerimize bakalım, biz doğru raporlarımıza bakalım. Bu amelelerde izledikleriyle kalsınlar diyelim. Ama emin olun, burada aldıklarını bilgileri işlem açarken kullanacaklar, kazanacaklar ve kendileri kazandıklarını zannedecekler. Emin olun, çok güzel. Bu kadar sevilmediğimi gördüğüm insanlara gerçekten üzülüyorum. Çünkü emin olun, onlar bizi daha fazla seviyorlar. Ve buraya gelmelerinin nedeni de bir şey öğrenirim diye. İnşallah bir şey öğrenebiliyorsunuzdur. Atom ne olur? Biliyorsunuz bugünün kazananlarından bir tanesi. Atom güzel bir hareketlik yaptı. Hareketlilik yaptı. Belki bir %25 daha hareketlik yap, ondan sonra lokal tepe olduğu için düşme ihtimali var diyerek kapatayım. Yarından itibaren de kendim yayın saatimi belirlediğimde söyleyeceğim. Çünkü kaysın şaşsın istemiyorum. Çocukla da ilgili zaman değişsin istemiyorum. O yüzden hani böyle birazcık daha sabit yapabileceğim bir saat diliminde karar verip sizlere bildireceğim. Ama zaten artık döndük diyoruz. Görüşmek üzere. Hiç lütfen bir daha da aşağıdaki yorumlarda konuşan aptal insanlara lütfen hiç itibar etmeyin. Siz bilgiye odaklanın. Görüşmek üzere.